Emeklilik yaşını yükseltecek düzenleme öne çekilebilir. Habere göre hükümet emeklilik sistemini değiştirmek için düğmeye bastı. Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve prim gün sayısına göre maaş formülü de masada. Klasik Cuma ve yanımızda kim var? İsmail Sevinç var. İsmail Sevinç merhaba, hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, Senem Hanım hoş buldum. Hoş geldiniz ama konular çok hoş değil. Değil değil Şimdi haberler. bu e, ekonomimdeki haber... Hmm. zaten bir yükseltme vardı. Gerçekten de ben şunu anlıyorum. O öne çekilecek gibi görünüyor. Öyle mi? Ama yine bir kademeye ihtiyaç var galiba. Ne olacağını düşünüyorsunuz? Yani şöyle, Heh. tabii bir haber olarak önce değerlendirmek tabii, tabii. gerekiyor bunu. Ama bir yorumlamak yani lazım. Ne olabilir? Ne olabilir? Evet. Onun üzerine konuşmak gerekiyor. Şimdi tabii Türkiye'de emeklilik yaşı hiçbir zaman 58-60 oldu ama olmadı. Yani kanunlar çıktı ama bir şekilde hep geri adımlar atıldı. İşte EYT'de de gördük. Yaş kaldırıldı bırakın 60-65'i. Yani 38-43 oldu yaş. Şimdi tabii buradaki olay şu tabii. 99 öncesinde bir kere 8-9-99 öncesinde yaş olayı yok. Prim ödeme gün sayısı var ve hizmet yılı var. Şimdi ondan sonraki dönemde yani 99 2008 arasındaki dönemde ise ne var? 58-60 yaş. Ve 25 yılda siz e, emekli olabiliyorsunuz. 4500 günde emekli olabiliyorsunuz. Tabii bu kimler için geçerli? Hani dedik ya. Yani bu, 99'dan sonra işe başlayanlar için evet, 58 geçerli. ve 60 geçerli. Evet. Tamam. E, 2008 sonrası ise 58-60 ve bir kademelendirme var. Tamam. Yani orada biraz önce dediğiniz gibi 2048'e kadar 65 yaşını zaten buluyor. Yani şu an siz işe giren biri zaten 65 yaşında emekli oluyor. Yani 2036'da 58-60 onları kapsamadığı kesin. Yani 2008 sonrası girenler zaten 65 yaşını bekleyecek bu haber. Anladım. Ama kapsayacak olan şu olabilir. 99'da 2008 arası işe girenler. Yani EYT'li olmayıp EYT gibi hak bekleyenler. Yani kim bunlar? İşte kademeli geçiş bekleyenler. Şimdi kademeli geçiş bekleyenler biliyorsunuz. Orada zaten yaşın düşürülmesini istiyordu. Yani diyor ki ben 58 60ım bekleyeceğim? Bari EYT'liler gibi bir gün sonra işe başladım, üç gün sonra işe başladım, ben de 50 yaşında olayım, 48 yaşında olayım diyordu. Hı. Şimdi bu 58-60 eğer 65 olacaksa, arada bir 7 yaş, 5 yaş bir fark oluyor. Tabii ama ee, bir şey soracağım. Mesela anayasada e, hani böyle kanunlar aleyhte geriye yürümez e, evet. meselesi var ya, bir düzenleme aleyhte Hani geriye doğru, yürümez. Doğru, doğru, doğru. Ee, şimdi gerçekten mesela ama bu olabilir mi? Yani, e şöyle hani, daha önce Ben oldu. 99'da işe girdim. Belki de girmeyecektim. Yani başka bir şey yapacaktım. Hani ne bileyim ben hani emeklilik falan hani o düzende bir şey yapmayacaktım. Seçimimi başka türlü yapacaktım. Olamaz mı yani? Çok haklısınız ama oldu. Yani zaman mesela şey oldu. 99'da bu EYT'lilerle ilgili aslında o zaman Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Anayasa Mahkemesi dedi ki yok bu şey değil dedi. Yani bu benim mevzuata benim açımdan bakarsanız burada bir haksızlık yok yola devam edebilirsiniz dedi. Yani hani bu konuda bir kazanılmış hak olarak bunu görmedi. Ama tabii bunu görmemesi bunun böyle olması gerekmiyordu. En sonunda böyle bir adım atıldı. Tabii ben bunu zor ihtimal olarak görüyorum açık konuşayım. 58-60 şu 65 yapmak bence zaten bundan sonra 65'e gidiyor yaş. Yani aradaki bu kademenin 65 olması çok yakın vadede de fayda sağlamaz. Yani Neden? Bu insanlar zaten şu anda kademeli emeklilik talebinde bulunanlar zaten en erken 8-10 yıl sonra emekli olacaklar. Hmm. Hali hazırdaki duruma çok fayda sağlamaz. Ama burada yapılması gereken hareketler genel olarak bir, prim ödeme gün sayısları arasında bir denge kurulması gerekiyor. Yani bugün biz şunları görüyoruz mesela. 3600'den emekli olan kişinin 16 bin lira, bazen 19 bin lira aldığını görüyoruz emekli olduğu dönemle ilgili. 9 bin gün çalışan kişinin ise yine 12 bin, bu sefer 12 bin 500 lira aldığını görüyoruz. Yani gün sayısı 3 katına çıkmış. Çalışılan dönemler farklı olduğu için kişiler 5-6 bin lira düşük alıyor daha yüksek alması gerekirken. Yani birbirleri arasında dengesizlik var. Yani bunların bir kere giderilmesi gerekiyor. Yine şunu görüyoruz biz. Mesela bu yıl gerçekten çok çarpıcı bir yıl olacak gerçekten yazmak lazım bir kenara. 2024'te emekli olanlar ve öncesinde emekli olanlar diğerlerine göre avantaj mı diyeyim, diğerleri avantajsız olacak diyeyim. Yani 2020 sonrası, sonrası avantajsız olacak. Bu neden kaynaklanıyor? Şu ana kadar Bizim emekli paramet... olanlar şanslıydı yani. Öyle mi? <laughs> ya yani şöyle onlar da kendi şans içinde. Tırnak içinde şanslıydı. 25'e göre, 26'ya göre, 27'ye göre, hmm. 30'a 35'e göre şanslıydı. Çünkü neden? Çünkü bu yıl öyle bir maaş farkı oluşuyor ki maaşlar %30 fark ediyor. Yani bugün bu yıl emekli olduğunuz siz 30 bin lira alıyordunuz ama 2025'te aynı koşulda emekli olan 21 bin lira alacak. Farkı görüyor musunuz? Niye yani? Niye öyle değil mi? Şeyden bizim hesaplama yöntemimizde ee, Enflasyon tüfeyle bugüne getiriyoruz gelişme hızıyla. E, ve hesaplarken biz 2025'te 2024'ün tüfesini alıyoruz. Fakat 2024'te seyyanen zamlar yapıldığı için arada e, oransal zamlar yapıldığı için bu 2024'e kadar emekli olanların aylığını artırırken 25'e yansımıyor seyyanenler. 2025'te emekli ol Yani bu biraz teknik bir arada konu Aha, var. Evet. Bunu anlatırmam uzun sürmesin. Ama bu şuna sebep oluyor. 16 milyon bir aylık alacak. Geriye kalan çalışan şu an 19 milyon kişi var. Onlar ileride bunlara göre yüzde %30 daha düşük aylık alacak ortalama. Yani i̇nanılmaz. aynı inanılmaz bir şey. Hatta aynı kişi bir gün sonra emekli olsa yüzde %30 daha azalacak. Yani e, benim hesaplarım bakın size bir iki tane hesap söyleyeyim. Bir kişi var 99'da işe girmiş basit. 1.799'da 9180 günü var. Tüfeği yüzde 45 aldım bir yıl sonu tahmini 45. Zaten şeyin tahmini de o. Merkez Bankası katılımcı anketinin de yüzde 43'lerde 45. Büyüme 4. Çok makul tahminler bunlar. Bu yıl emekli olursa 33.518 lira alıyor. Bu yıl içinde. Ama kaldığı 2025'i bekledi ya da mecburen 2025'te oldu. O 25.890'a düşüyor. Arada 8.000 liralık bir fark oluşuyor. Bu farkı ancak 5 sene çalışarak kapatabilir ya yani 5 yıl daha çalışarak bu emekli maaşına yani biz tamam bunlarla uğraşacağımıza bir önce şöyle yani yaşla ilgili zaten konuş şöyle. Türkiye'de bu yaş konusunu çok konuşuruz. Doğru 65 67 yaşlar olmalı. Ama Türkiye'de insanlar bir taraftan da çalışamıyorlar. Şimdi 55 yaşından sonra siz hangi e, hizmet sektöründe iş bulma şansınız var? Yani insanları muhakkak desteklemelisiniz. Yani evet. insanların iş bulacağı alanları da geliştirmelisiniz. Bu ayrı bir konu şimdi bu 33 bin 25 bin arasındaki fark yani 8 bin lira. Nereden bakarsanız bakın %30 bandında bir değişim. Buna acil müdahale etmek gerekiyor. Bakın bu bağıracak yani. Bu konu bağıracak. Ama bilinmedi. Daha önce oluyordu. %10 oluyordu, 15 oluyordu. Bu sefer %30'un üzerine çıkıyor bu rakam. Kişiler arasında ciddi bir farklılık oluşmaya başlayacak. Yani bu burada mesela bu gelecek tehlike söylediğiniz şey, hı hı. mesela en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenlemeden sonra da yani şimdi benzer şey sonuç tabii, aslında tabii, bir yanıyla tabii. da. Yani orada da birçok emek